Selam sevgili dostlar. Merhaba yazılımla PHP derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde değişkenleri anlatmaya çalışmıştım size. Bir değişken nasıl oluşturuyor? PHP'de değişken oluştururken hangi kuralları izlememiz lazım? Bunlardan bahsetmiştik. Ayrıca oluşturduğumuz değişkenlerin veri türlerini de öğrenmeyi anlatmıştım. Bugün ise daha düzenli, daha oluşturduğumuz değişkenleri okumak adına daha düzenli işlemler yapacağız. Daha değişik yöntemlerle değişkenler oluşturup bunları kullanmaya çalışacağız. Hemen yeni bir tane dosya oluşturuyorum. Değişkenler 2 diyorum. .php deyip dosyamı oluşturdum. İlk önce example'a bakalım çalışıyor mu? Evet, example'ımız çalışıyor. Geliyorum buraya, ben php taglarımı açıyorum. Ve artık PHP kodları yazabilirim diyecektim. Bunu yanlış yaptım. Evet. Yazabilirim şimdi. Evet. Değişken oluştururken nereye dikkat ediyorduk arkadaşlar? Başında rakamlarla başlayamazdı. Büyük ve küçük harf duyarlılığı vardı. Ayrıca alt çizgiyle başlayabiliyorduk. Dolar işareti at diye bir değişken oluşturuyorum. Adı da Ozan olsun ya da Mehmet olsun. Mehmet. Noktalı virgülümü koydum. Bir de soyadı diye bir tane değişken oluşturuyorum. Soyadı. Eşittir diyorum. Ve ne olsun? Kahraman olsun. Kahraman. Ve noktalı virgülümü koyuyorum. Şimdi biz bunları arkadaşlar Echo ile ekrana yazdırmayı görmüştük. Hemen ekrana yazdıralım. Bakalım. Echo dolar işareti adı noktalı virgül echo dolar işareti soyadı deyip noktalı virgülümü koyuyordum. Şimdi bu isimleri oluşturdum ve bakalım tarayıcımızda nasıl çalışacak. Değişkenler 2 diye açalım. Evet, bakın Mehmet Kahraman. Çok güzel, değişkenlerimizi ekrana yazdırmayı gördük. Şimdi size arkadaşlar ben bu iki tane değişkeni tek bir değişkende nasıl yazabileceğimi anlatmaya çalışacağım ve farklı bir yöntemle oluşturduğumuz değişkenleri daha rahat okumamızı anlayacağız. Geliyorum. Burada echo, bunları yazdırdım. Şuraya ben bir echo ile tırnak içinde bir çizgi atarım. HR diyorum ve bir alt satıra geçeceğim. Geliyorum. Bu oluşturduğum iki tane değişkeni tek bir değişken çatısı altında toplayacağım. Dolar işareti metin diyelim ya da evet metin olsun. Dolar işareti metin diyorum. Ve ben değişkenlerimi oluşturma içeri atmaya başlayacağım. Merhaba ben diyelim. Ben iki nokta koyalım. Geliyorum buraya, dolar işareti ilk önce normal yöntemi göstereceğim. Adı alıyorum. Daha sonra dolar işareti soyadı. Adını alıyorum. Şuradaki yazdık. Soyadını aldım ve noktalı virgülümü koydum. Şimdi echo ile metni yazdıracağım. Dolar işareti metni yazdıracağım. Bakalım tarayıcımıza. Sayfayı yeniliyorum. Burada bir dolar işareti adı değişken hatası aldık. Merhaba ben Kahraman. Burada ne hatamız var? Soy adı. Dolar işareti adı. Ctrl C diyorum. Şöyle yapıştıralım tekrardan değişkenimizi. Kaydediyorum. Tekrar deniyorum. F5 diyorum. Online 8 beni, merhaba ben Kahraman. Adı almadı burada. Adı değilmiş, adı. Atmış, pardon. Kaydediyorum arkadaşlar tekrardan. Yeniliyorum. Bakın. Merhaba ben Mehmet Kahraman. Çok güzel. Şimdi ben bir değişken içine birden fazla değişken atabildim. Ama ileride yazdığım kodları daha rahat okuyabilmem için ben bunları farklı bir şekilde de ekrana yazdırabilirim. Başına ve bu iki değişkeni süslü parantezler içine alabilirim. Ve böylece
daha düzenli okuma yapmış olabilirim. Yani yapabilirim daha doğrusu. Deneyelim bakalım çalışacak mı? F5 diyorum. Bakın herhangi bir sorun almadı. Şöyle yapalım. Pardon. Şunları tekrar alıyorum. Ve metinden sonra bir tane daha çizgi çekiyorum. Eko. Çift tırnak. HR. Bu da BR diyelim. Bir alt satıra alsın. Arada fark var mı onu görelim. Şunu alıyorum. Metini. Buraya süslü olarak yazdıracağım. Ya bunları kullanma amacımız arkadaşlar. Mesela ileride büyük bir projemiz olur. Bir ekiple çalışırız. Bu ekibin bizim nerede ne yaptığımızı, nasıl değişkenler oluşturduğumuzu daha rahat okumalarını sağlarız. Geliyorum, çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın. Niye olmadı? Ya eko koymadım buraya. Pardon. Bunu oluşturdum. Şuraya eko ile yazdırmam lazım. Eko dolar işareti. Buraya metin 2 diyelim. Dolar işareti metin 2 olsun. Noktalı virgülümü koyuyorum ve bakalım herhangi bir fark olacak mı? Herhangi bir fark olmadı. Yani süslü parantezler içinde biz değişkenlerimizi de ekrana yazabiliyoruz. Çok güzel. Şimdi ben bir yöntem daha bahsedeceğim arkadaşlar. Bu da birden fazla değişkeni tekrar tek bir değişken içinde birleştirme ile nasıl yapabiliriz? Yani birleştirme operatörüyle bunu nasıl kullanabiliriz? Yani böyle aralarında boşluk olmadan daha düzenli bir şekilde nasıl yapabiliriz? Hemen geliyorum. Yine aynı değişkenlerimizi kullanacağım. Sonuç diye bir tane değişken oluşturuyorum. Dolar işareti sonuç. Buraya da bir tane BR alalım. Hatta buraya bir HR alalım. Eko. HR diyorum. Nokta virgül koyuyorum. Ve geliyorum. Dolar işareti sonuç diye bir değişken oluşturuyorum. Ve değişkenlerimi ben bunun içine düzenli bir şekilde almaya çalışacağım. Nasıl? Birleştirme operatörüyle tabii. Dolar işareti adı aldım. Nokta diyorum arkadaşlar. Dolar işareti soyada birleştirip pardon şöyle birleştirip ekrana yazmayı çalışacağım. Eko ile dolar işareti sonucu alacağım. Ve bakalım nasıl yazacak. F5 diyorum. Bakın. Mehmet Kahraman. Yalnız arada bir boşluk yok. Peki biz bu boşluğu nasıl yapacağız? Hemen onu gösteriyorum. Biz bu boşluğu arkadaşlar bakın nokta bizim birleştirme operatörümüz. Burada normal boşluk bırakarak arada boşluk sağladık. Bu kullanım doğru mu? Evet doğru. Yanlış mı? Hayır yanlış değil. Böyle şekilde de kullanabilirsiniz. Ama daha düzenli, daha sağlıklı kullanabilmemiz için biz nokta operatörlerini kullanmayı daha fazla tercih ediyoruz. Hemen geliyorum. Sonuç 2 diye bir değişken oluşturuyorum buraya. Sonuç 2 diyorum. Ve artık ben boşlukluğu nasıl oluşturabileceğim, nokta operatörünü nasıl kullanabileceğim bunları göreceğim. Dolar işareti adı alıyorum. Nokta koyuyorum. Boşluk için çift tırnaklar alıyorum ve buraya bir boşluk atıyorum arkadaşlar. Tekrar noktayı koyup dolar işareti soyadını alıyorum ve noktalı virgülümü koyuyorum. Şuraya bir BR daha alacağım. Bir alt satıra geçeceğim ve aradaki farkı görmeye çalışacağım. Eko diyorum. BR aldım. Eko dolar işareti sonuç 2 ekrana getir diyorum. Kaydediyorum. Sayfayı yeniliyorum. Online 19'da bir hata aldık. Burada ne hata aldık? Burada hata almamamız lazımdı.
Ne hatası vermiş? Bir bakalım hatamıza. Adı. Evet, yine yanlış değişken ismi kullandık. Burası ad olacak. Kaydediyorum. Tekrar. Yeniliyorum. Bakın. Burada ilk oluşturduğumuz örnekte çıktısında bize boşluk oluşturmamıştı. İkinci oluşturduğumuzda ise bize boşluğu atadı. Demek ki arkadaşlar biz değişkenlerimizi birleştirme operatörü yani nokta ile de birleştirip tek bir değişken içine de değişkenlerimizi atayabiliyoruz. Çok güzel. Son olarak bir yöntemden daha bahsedeceğim arkadaşlar. Değer atama, referansa bağlı değer atama. Yani miras alma gibi bir olaydan bahsedeceğim. Şuraya slash diyelim. Yorum yapalım. Referansa bağlı değer atama. Hemen başlayalım. Şimdi ben dolar işareti A diye bir değişken oluşturuyorum ve buna bir integer değer 5 değerini atıyorum. Daha sonra dolar işareti B diye bir değişken oluşturuyorum ve bu değişkene oluşturduğum B değişkenine ben dolar işareti A'yı atıyorum. Böylelikle ben A'ya 5 değerini atadım. Daha sonra B'ye de dolar işareti A'yı tanıttım ve artık B'nin değerini de A'ya bağlı değer olarak atadım. Yani ben burada B'ye A'dan bir miras aldım arkadaşlar. Yani bir referans verdim. Şimdi gelelim bu A ile B'nin değerinin doğru olup olmadığını ekrana yazdıralım. Echo diyorum. Tırnak içinde A'nın değeri dolar işareti A diyorum. Süslü de alabilirim, böyle de alabilirim. Ben süslü almayı tercih ediyorum. Ve noktalı virgülümü koyuyorum. Şimdi B'nin değerini alalım. Echo, bakalım gerçekten miras alma işlemini yapabilmiş mi? B'nin büyük harfler var. B'nin değeri süslü içinde dolar işareti B deyip noktalı virgülümü koyuyorum. Ve bunları alt alta yazdıracağım. BR alalım. Şuraya yapıştıralım. Ve buraya da bir tane HR alalım ki bir çizgimiz olsun. Şuraya. Kaydediyorum ve ekrana bakıyorum. F5 diyorum. Bakın arkadaşlar A'nın değeri 5, B'nin değeri de 5. Ne yapmıştık? Biz A'dan B'ye bir miras alma işi yani bir referans yaptık. Çok güzel. Şimdi ben burada A'nın değerini değiştireceğim. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğim. Dolar işareti yeni bir değer atıyorum A'ya. A eşittir 10 değerini atıyorum. Şimdi A'nın değerini tekrardan ekrana yazdıracağım. Bunu kopyalıyorum. Ctrl V diyorum. Ve buraya bir tane de HR atıyorum. Bakalım. A'nın yeni değeri ekrana A'nın yeni değeri diyelim. A'nın yeni değeri. Gelip ekrana bakıyorum. Bakın A'nın yeni değeri 10 oldu. Şimdi ben az önce miras aldığım B'yi çağıracağım. Bakalım sonuç ne olacak? Hemen şuradan bir BR daha alıyorum. Ve echo ile B'nin yeni değerini yazdıracağım. Kaydediyorum. F5'e bakın arkadaşlar. B'nin yeni değeri 5. Çünkü ben burada ilk oluşturduğum değişkende artık ben B'ye 5 değerini vermişim. Yani A'yı referans atmışım. Burada A'yı istediğim kadar değiştirsem bile benim referansım buraya. Yani burada ilk oluşturduğum A değişkenini alıyorum. Ama ben buna direkt 10 verseydim
Bakalım ne olacaktı. Çeviriyorum. Bakın, B'nin yeni değeri artık ilk tanımladığım miras alma, yani referansa bağlı bir değişiklik sağlıyor. Çok güzel. Ve böylelikle arkadaşlar biz bir değişken içinde birden fazla değişken tanımlamayı, değişkenleri nokta operatörüyle birbirlerine birleştirip ekrana yazdırmayı, daha sonra bir değişkene başka bir değişkenin değerini atamayı da öğrenmiş olduk. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.